Kanal Üç ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Türkiye ekonomi modeli yeni adımlar ve enflasyon tedbirleri tanıtım toplantısına video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel gıda ürünlerinde %8 olan KDV'nin %1'e indirildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Başkanlığında yapılan Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri tanıtım toplantısına canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan konuşmasında gıda ürünlerinde KDV indirimi yapıldığını duyurdu. %8 olan KDV oranı %1'e indirildi. Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulmasına 3065 sayılı katma değer vergisi kanununun 28. maddesi gereğince karar verilmiştir ve ben de şu anda imzamı atıyorum ve böylece inşallah bunu yürürlüğe sokuyoruz. Hayırlı olsun. Enflasyonla mücadele topyekün bir kararlılığı, topyekün bir inancı, topyekün bir fedakarlığı gerektirir. Hükümet olarak biz bu konuda atmaya söz verdiğimiz adımları birer birer hayata geçiriyoruz. Bugün de işte bu adımlardan birinin müjdesini sizlerle ve milletimizle paylaşmak üzere bir aradayız. KDV sistemini sadeleştirme programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde %8 olan KDV'yi %1'e indiriyoruz. Müjdesini sizlerle paylaştığımız yeni düzenlemeyle gıda ürünlerinde devlet adına %7'lik bir indirim yapmış oluyoruz. Üstelik KDV'si %1'e inen ürünler enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir. Bunlar pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler, meyveler, sebzeler, kuru yemişler, bakliyat çeşitleri gibi insanlarımızın günlük hayatlarında sık tükettikleri gıdalardır. Tüm bu ürünlerde yapılan vergi indirimi aynı zamanda enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım anlamına gelmektedir. Üretim, toptan ticaret ve perakende ticaret aşamalarının hepsini de kapsayan gıda ürünlerindeki KDV'yi %1'e indiren Cumhurbaşkanlığı düzenlemesini yarınki resmi gazetede yayınlıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri tanıtım toplantısında yeni tedbir paketini açıkladı. Bakan Nebati, yastık altı altınların kuyumcular ve bankalar aracılığı ile sisteme sokulacağını ve istenildiğinde fiziki olarak geri çekilebileceğini söyledi. Sayın Bakanım, hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri tanıtım toplantısında yeni ekonomi paketinin detaylarını anlattı. Ekonomi modelinin dört ayaktan oluştuğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, hedeflerin yastık altındaki altınların ortaya çıkarılması ve ekonomiye kazandırılması olduğunu vurguladı. Adım adım ortaya koyduğumuz tedbirlerden bir ikincisinde, yani altınla ilgili tasarruf önerimiz nedir? Ve neler yapmamız gerekiyor? Müsaade ederseniz onlarla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Yastık altı birikimleri finansal sisteme kazandıran modellerin bütüncül bir yaklaşımla uygulamaya alınmasını, büyümenin finansmanında dış tasarrufların yerine yurt içi tasarrufların geliştirilmesini, yurt içi tasarrufların etkin ve verimli yatırımlara yönlendirilmesini ve TL'nin tasarrufların cazibesinin arttırılmasını amaçlayan bir tasarruf sistemi modeli. Bu model yastık altı birikimleri finansal sisteme kazandıracak,
Büyümenin finansmanında dış tasarrufların yerine yerli tasarrufların merkeze alınmasını sağlayacak, yurt içi tasarrufların etkin ve verimli yatırımlara yönlendirilmesini gerçekleştirecek ve TL cinsi tasarrufların cazibesinin artırılmasını sağlayacaktır. Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar'ın İl Genel Meclisi'nde yaptığı sunumda söylediği Afyonkarahisar sucuk üretiminde Türkiye birincisi sözlerine Kayseri'den itiraz geldi. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri'nin daha fazla sucuk ürettiğini ileri sürerek polemik başlattı. Pastırma üretiminde yine Türkiye'de birinci sıradayız. Afyonkarahisar'la Kayseri arasında sucuk ve pastırma polemiği yeniden alevlendi. Gıda ürünlerinde sucuk üretimimiz 18 bin ton, pastırma üretimimiz 943 ton. Afyonkarahisar Tarım İl Müdürü İbrahim Acar, resmi verilerle yaptığı sunumda 18 bin ton sucuk üretiyoruz dedi. Sucuk üretiminde birinci sıradayız. Biraz önce söyledim, 18 bin ton sucuk üretimimiz var. Acar'ın sözlerine Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Bağlamış, hiçbir resmi veri vermeden biz daha iyiyiz diyerek polemik başlattı. Elinde hiçbir veri olmadan Türkiye'nin sucuk ihtiyacının %35-40'ının Kayseri'den karşılandığını belirten Bağlamış, ilin ürettiği sucuk miktarını vermekten kaçındı. Başkan Recep Bağlamış, Afyon sucuğuna tavuk katılıyor iftirasıyla da karalama yapmaya çalıştı. Afyonkarahisar'ın sucuk ve pastırma üretimindeki liderliğini sindiremeyen borsa başkanı Bağlamış, Afyonkarahisar'ın gastronomi şehri olduğunu unuttu. Gastronomi anlamında sadece sucuk ve pastırmanın olmadığı, Afyonkarahisar'la ilgili çok fazla bilgisi olmayan Başkan Bağlamış'ın Afyonkarahisar'ı görmesi gerekiyor. Ticaret Borsası Başkanı Bağlamış'ın 2500 ton sucuk üreten kenti, 18 bin ton sucuk üreten bir kent için örnek göstermesi de yadırgandı. Pastırma üretiminde yine Türkiye'de birinci sıradayız. Evet değerli izleyenler, Perşembe günü yürekleri ısıtan bir görüntüyü ekranlarınıza getirmiştik. Afyonkarahisar'ın Çuhut ilçesi Demirbel Köyü imamı Adem Eser, köyün yakınından geçen karayoluna çıkarak elinde termosla yolda kalan tır şoförlerine çay dağıtmıştı. Çuhut Kaymakamı Lokman Düzgün de bu davranış karşısında kayıtsız kalmayarak İmam Eser'e başarı belgesi verdi. Sen nereden geliyorsun? Ben karşı köyün imamıyım. Allah kabul etsin. Millet üşümesin diye çay dağıtıyorum, bisküvi dağıtıyorum. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Demirbel Köyü İmam Hatibi Erdem Eser, dondurucu soğukta karayoluna çıkarak elinde termosla yolda kalan şoförlere çay ve bisküvi dağıtmıştı. Adem Eser'in bu davranışı sosyal medya gruplarında paylaşılması, tıklanma ve beğeni rekorları kırmıştı. Millet zannediyor parayla kimse almıyor. Allah rızası için dağıtıyor. Hayırsever İmam Adem Eser, Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün'ü ziyaret etti. İmam Eser'e Şuhut Müftüsü Fatih Aytekin eşlik etti. Samimi bir ortamda bir süre hasbihal eden Kaymakam Düzgün, İmam Eser ve Müftü Aytekin gündemle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Millet üşümesin diye çay dağıtıyorum, bisküvi dağıtıyorum. Ziyaret sonunda Şuhut Kaymakamı Düzgün tarafından Demirbel Köyü İmamı Adem Eser'e görev sorumluluğu bilinciyle diğer vatandaşlara örnek davranışı ve duyarlılığından dolayı başarı belgesi takdim edildi. Ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek yine dop dolu bir hafta geçirdi. İşte Vali Çiçek'in bir haftada neler yaptığının kısa bir özeti.
Efendim, son günlerde soğuk havalar özellikle tarladaki sebze ve meyveleri olumsuz etkiledi. Bunların üzerine zamlar da eklenince vatandaşın hali içler acısı. Biz de bugün kanalı çekibi olarak pazarın nabzını tuttuk. Pazarcı esnaf ve vatandaşların fiyatlar karşısında tepkisi nasıl? Gelin muhabir arkadaşımız Duygu Çınar'ın haberine bir bakalım. Son zamanlarda yaşanan olumsuz hava şartları ve gelen zamlar pazar tezgahlarını da vurdu. Pazar tezgahlarında bulunan sebze ve meyveler adeta cep yakıyor. Peki Afyonkarahisarlı pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımız bu konuyla alakalı neler düşünüyorlar? Bu zamlar, havaların soğuması işlerinizi nasıl etkiledi? Çok etkiliyor abla. Malları korumak zor oluyor. Artı yetişmiyor yerinde. İster istemez yükseliyor. Artı masraf çok. Aşırı masraf oluyor. Yani bu malı aldığın paranın bir misli daha masraf biniyor yani. Ondan pahalanıyor. Bir de bu sene her şey az. Soğuk oldu bir de. Soğukların da etkisi var. Mal yetişmiyor yani. Serala'da filan mal büyümüyor, yetişmiyor. Bak şu poşet iki katına çıktı. Yer paraları pahalı, mazotu biliyorsunuz kendiniz pahalı. Yani her şey bir anda pahalandı. Ondan yani her şey yüksek. Milletin alım gücü de yok. Biz de zor durumda kalıyoruz. Alan müşterilerimiz de zor durumda kalıyor. Şu anda bizim için çok kötü yani. En düşük sebze 10 liradan aşağı yok. Sebze meyve 10 liradan aşağı yok. Bu da çok kötü yani. Ayrıca mazot 15 lira. Çalışıyoruz. Varıyoruz benzin de istasyona, bütün para hepsi de gidiyor. 15 lira ne demek ya? 15 lira bu kadar olmaması lazım. Hükümet yetkililerine sesleniyorum. Bu kadar bağlılık olmaz yani. 15 lira mazot ne demek? Allah'ın bu ürünü patlıcanı 30 lira. Kime yiyeceğiz biz? Kime satacağız biz? Adam mazotu de koruyor. Şunu koruyor. Yok. Yok. Uzaya çıkacağız diyoruz. Uzay da yok. Ancak yerin dibine geçiyoruz biz şu anda. Esnaf kötü ya. Ekonomik kriz her şeyi almış başını gitmiş ya. Bu kadar da olmaz ya. Bizim işlerimiz de durdu. Her şey zamlandı. Ama memleketimiz Afyon, sebze meyve yönden şanslı bir ilimiz. Diğer illere göre ucuz yani. Çok kötü etkiledi. Şöyle bakın şöyle. Sayılı insan var. Bizim köyün halkı bundan çok yani. Bir bakın pazara ya. Şu malın şeyine bakın. Yok kardeşim, soğuk don. Mala bir bak. Yok kardeşim. Diyecek bir şey yok yani. Allah devletimize zeval vermesin. Yalnız böyle iyi değil. Geçen sene çok yüksek ya. Alım gücü yok. Geçen sene mesela şundan 10 kasa satıyorsanız şu an 3 kasa bundan 4 de buraya 7 kasa. Yok yani, satış yok. Daha 1 kilo mal satmadık. Millette para yok. Tam böyle anlamıyla alışveriş yok. Yiyeceğim oturmak durumunda yani şu pazar. Yani bugün sattığımız yarın aldığımızda değmiyor. Satamıyoruz aynı fiyata. Şu anda iyi değil durumda. Mazot, benzin, efendime söyleyin. Beyaz ürünler düşürdü müydü hepsi düşer. Başkası düşmez yani. Bu türde böyle de olmadıysa millet perişan yani. Çok büyük zamlar var ya. Çok etkiliyor. Zamlar çok etkiledi tabii ki yani. Bundan iki ay öncesinin iki katı, iki buçuk katı yani. Peki alabiliyor musunuz? Alım gücü vatandaşların sizce nasıl oldu? Ya alım gücü zor aldı, evet. Zor aldı da gene de alıyoruz yani. Muhakkak alacağız. İhtiyaç. Yemeden olmuyor yani. Mecburi yiyeceğiz. Ama ne oluyor? Bir kilo alacaksın, yarım kilo alıyorsun. Biraz ucuzunu arıyorsun. Ona göre idare ediyoruz yani. Yavrum pazar çok pahalı. İşte şu aldığım 100 lirayı geçti. Çok pahalı. Önceden bu kadar bir şey aldığımız zaman en fazla 50 lira tutuyordu. Şimdi yaşlan 100 liraya alıyorduk. Şu anda yani bir iki kilo, şey, ikişer kilo bir şey aldım. Yani bir kilo havuç şey aldım. Portakal aldım 3 kilo. 2 kilo ıspanak, 1 kilo pırasa aldım. Hepsi bu. Peki sizce ne olacak durumumuz bu şekilde? Bu durum hiç iyiye gitmiyor. Bu durumumuz kötü yani. Bir yandan arıyoruz, bir yandan veriyoruz. Maaş yetmiyor, kredi çekiyoruz. Böyle durum. Geçen sene kilosu 5 lira olan karnabahar bu sene soğuk hava ve zamlar nedeniyle 10 liraya kadar yükseldi. Vatandaşlarımız alabiliyorlar mı ürünleri? Valla abla 3 kilo alacaksa 1,5 alıyor, 1 kilo alıyor, alıyor millet yani. Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Önden kiloyla veriyorduk, 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo. Şimdi adet veriyoruz, tane veriyoruz. Müşteri de haklı, bizlik bir şey yok yani. Vatandaş alım gücü düşük. O da fiyatlardan dolayı. Mesela 5 kilo alıyorsa 2 kilo alıyor. 3 kilo alıyor, az alıyor. Taneyle alıyorlar, bakın sayarak, bak adam sayarak taneyle alıyor, satıyor yani. Nasıl piyasalar, zamlar nasıl etkilemiş pazarı, neler alabildiniz? Vallahi onu Cumhurbaşkanı'na sorun. Afyonkarahisar'da FETÖ'den aranan ve kanun hükmünde kararname kapsamında görevden alınan yardımcı doçent, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
FETÖ'nün üniversite yapılanmasında yer alan şahıs polis ekiplerinden kaçamadı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerince FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılında Afyon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan FETÖ-PDY terör örgütünün sözde Afyonkarahisar Üniversitesi yapılanmasında yer aldığı tespit edilerek KHK kapsamında Akü Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak görev yaparken ihraç edilen ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yücelge Erkmen Beldesi civarında yapılan araştırma neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahısın emniyet işlemlerin ardından cezaevine teslim edildiği bildirildi. Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslar alınan ifadelerin ardından serbest kalırken kazının yapıldığı alanda ele geçirilen malzemeler ise el konuldu. Ekipler ormanlık alanda kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu Avdoğan Mahallesi Köse Dağı mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Kaçak kazının yapıldığı bölgeye giden jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi ormanlık alan içerisinde kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Şahıslar alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şahısların dağın içine kazdıkları tünel ise jandarma kameralarına yansıdı. Yaklaşık 10 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde kazılan tünele giden yolun üstünün ise filelerle kaplatıldığı görüldü. Afyonkarahisar'da park halindeki otomobili çalan ve yolda yürüyen kişinin cep telefonunu gasp eden zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, BC'nin tanımadığı bir kişiye görüşme yapmak için verdiği cep telefonunun gasp edildiğini, AP'nin ise park halindeki otomobilinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin AHU olduğunu belirledi. Polis ekipleri 12 hırsızlık kaydı bulunan şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Efendim şimdi Kütahya'daki iki ayrı kaza gelecek ekranlarınıza. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde Kütahya'da meydana gelen bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı iki ayrı trafik kazası kameralara bakın nasıl yansıdı. İki ayrı trafik kazası kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntüler Kütahya'dan. Aralık ayı içerisinde meydana gelen trafik kazalarının ilkinde Kütahya'dan Eskişehir istikametine gitmekte olan kamyonet, cezaevi önünde yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarparak ağır şekilde yaralanmasına sebep olmuş. Kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Kameralara yansıyan ikinci kaza ise Erenler Caddesi kavşağında meydana geldi. Özel halk otobüsü yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarparak yaralanmasına neden oldu. Aydın'da kamyonla otomobilin çarpışma sonucu 4 kişi yaralandı. Suat Zevrim'in kullandığı kamyon, Aydın İzmir Karayolu'nda karşı şeritten gelen Hüseyin Akyol İdaresi'ndeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücüler Devrim ve Akyol'la, otomobilde bulunan Ulviye Altın ve Dilek Akyol hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Burdur'da dikkatsiz sürücülerin kaza anı kameralara işte böyle yansıdı.
Kaza Emek Mahallesi'nin Hatun Caddesi üzerinde meydana geldi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına anbeyan yansıyan görüntülerde yağışlı havada kavşağa giren sürücünün dikkatsizliği kazayı da beraberinde getirdi. Kontrolsüz kavşağa giren sürücü cadde üzerinde ilerleyen bir başka araca çarpması sonucu kaza meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Silahlı kavganın adresi Manisa'nın Yunus Emre ilçesi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine silahla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından kavgaya karışan 2 şüpheli gözaltına alındı. Efendim, Uşak'ta kaybolan 39 yaşındaki zihinsel engelli Şerife Sönmez, yaşadığı köye 1 kilometre uzaklıktaki bir su kuyusunda ölü bulundu. Merkeze bağlı Karakuyu köyünde yaşayan zihinsel engelli Şerife Sönmez, akşam saatlerinde evden ayrıldığını ve köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir su kuyusunda olduğunu fark eden yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Olay yerine gelen ekiplerce yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kuyusunda bulunan Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sönmez'in cenazesi itfaiye ekiplerince su kuyusundan çıkarılmasının ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Burdur'da boşanma aşamasındaki şahıs ailesinin evine yerleşen eşini tüfekle rehin aldı. Müzakereci polis ve akrabalarının dakikalar süren ikna çalışmaları sonucu teslim oldu. Boşanma aşamasındaki şahıs eşini tüfekle rehin aldı. Olayın adresi Burdur. Osman Bey'in boşanma aşamasındaki eşi S.B. bir süre önce ailesinin evine yerleşti. Osman Bey eşini ailesinin evinde tüfekle rehin aldı. Aile üyelerinin 112 acil çağrı merkezine ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin girişimlerinin sonuçsuz kalmasının ardından bölgeye müzakereci polis sevk edildi. Müzakereci polisin ikna girişimleri sonuç vererek Osman Bey elindeki tüfeği polis ekiplerine vermesinin ardından teslim oldu. Sağlık ekipleri Osman Bey'i tedbir amaçlı Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk ettikten sonra gözaltına aldı. Olayı yara almadan atlatan S.B. polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2015 yılında yapımı tamamlanan İsa Beyli Barajı üreticiler başta olmak üzere Nazilli halkını mutlu etti. İsa Beyli Mahalle Muhtarı Birkan Çelik, barajın dolmasının yanı sıra suyun tasarrufunun gerekli olduğuna dikkat çekti. Aydın'da son günlerde etkili olan yağışların ardından İsa Beyli Barajı tamamen doldu. Çok şükür geçen seneki kuraklıklar olmadı. Yağmur iyi yağdı, kar iyi yağdı bu sene. Bunun neticesinde bizim göletimiz doldu. Geçtiğimiz yıl en kurak dönemlerinden birini yaşayan bölgede bu yıl etkili olan yağışlar çiftçileri mutlu etti. 1 milyon 50 bin metreküp su depolama hacmi olan barajın dolu savak bölümlerinden fazla suyun tahliyesi ise suyun boşa akıp gitmesi nedeniyle üzüntü oluşturuyor.
İsa Beyli Barajı'nın tamamen dolması, 2022 sulama sezonunda kuraklığın yaşanmaması için çiftçileri umutlandırıyor. Barajın Nazilli Ovası'nda yaklaşık 2000 dekar arazinin sulanmasında katkı sağladığını ifade eden İsa Beyli Mahalle Muhtarı Birkan Çelik şunları söyledi. Bizim istediğimiz devletimizden, özellikle Devlet Su İşleri'nden bu göletin biraz daha yükseltilmesi. Çünkü biz şu akan sular İsa Beyli'de içinden de dereden aktığında içimiz gitmekte. Çünkü biz bu sular yazın aramaktayız. Aydın'da malum Nazilli'de yaz çok uzun sürmekte. O yüzden yetkililerden bunu istiyoruz. Biz burada bu suyun boşuna akmasını istemiyoruz. Bu suyun değerlendirilmesini istiyoruz. Değerli izleyenler, geçtiğimiz hafta etkili olan kar ve yağmur yağışları sebebiyle Isparta'ya bağlı Eğirdir ilçesinde elma bahçeleri sular altında kaldı. Üreticiler bu yağışlardan oldukça memnun. Bir süredir kuraklığın yaşandığı Isparta'da yağan kar ve yağmur suları elma bahçelerini sular altında bırakarak adeta can suyu oldu. Hele hele son 2 yıldır ki kuraklık tarımı bitirme noktasına gelmişti. Allah bu sene aradığımız kaynağı verdi. İnşallah böyle devam eder bundan sonra. Elma bahçeleri sular altında kaldı. Çiftçiler tarıma ara verdi ama yüzler gülüyor. Sularımız çok olduğu için tarıma ara verdik. Budama sezonu mola verdi 20 gün. İnşallah bundan sonraki zamanlarda çiftçilerimiz geri kalan işlerini tamamlarlar. Taban sularımız tamamen bitmişti. Sıfır noktasındaydı. İnşallah önümüzdeki yıllarda aynı bereketli bir şekilde yağışlarımız devam eder. Tüm çiftçilerimizin yüzleri de güler. Türkiye'nin ikinci büyük tatlı su kaynağı olan ve yağışların etkisiyle buz tutan Eğirdir Gölü'nde yapılan ölçümde gölün 8 santim yükselerek su kotunda artış olduğu görüldü. Eğirdir Gölü'nün su kotu, Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği Eğirdir Müdürlüğü tarafından Eğirdir Limanı'nda yapılan ölçümlemede 915.26 metre olarak belirlendi. Eğirdir Gölü'nde yapılan ölçüm sonucu açıklamada bulunan Eko 1 Müdürü Süleyman Can, yağışların son derece sevindirici olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti. 2 Şubat'ta ve 9 Şubat'ta yağan karlar neticesinde gölümüzün epeyce bir miktarda yükseleceğini tahmin ederek ölçümümüzü yaptık. Şu an itibariyle buz olmasına rağmen ölçümümüzü gerçekleştirdik fakat net olduğunu söyleyemeyiz. 200 santimlik bir değişim söz konusu olabilir. Şimdiki ölçümlerimiz 915.26 metre şeklinde gerçekleşti. Bundan önceki ölçümümüz 16 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirmiştik. O zaman 915.18 metreydi. Yaklaşık olarak 8 santimetre gibi yükselme söz konusu. Eko 1 Müdürü Süleyman Can, yağışların son derece sevindirici olduğunu, yeraltı sularında ve kaynaklarda artışları gözlemlediklerini de bildirdi. İngiltere'den Mekke'ye gitmek için Ağustos ayında yola çıkan ve 6 aydır yürüyen adam Muhammed, barış yolculuğu adını verdiği yürüyüşünde Afyonkarahisar'a ulaştı. Adam Muhammed, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyünde muhtar tarafından ikramlarla karşılandı. Barış için İngiltere'den Mekke'ye yürüyor. Müslüman, we as a peaceful people. İngiltere vatandaşı olan Irak kökenli Adam Muhammed, Ağustos 2021'de İngiltere'den yürüyerek Mekke'ye gitmek için yola çıktı. Muhammed, bütün kötülüklere karşı yola çıkmak amacıyla başladığı ve barış yolculuğu adını verdiği yürüyüşünde Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyünde mola verdi. You are my brother. I'm your brother. İçinde özel eşyaları olan 3 tekerlekli arabasını ittirerek yaya yoluna devam eden Adem Muhammed'e Kemerkaya Köyü muhtarı Osman Ödemiş yiyecek ve içecek tedarikiyle ikramlarda bulundu. You know, I'm his brother, he's my brother. You know, there is no differences between Türk, Arap, Kürt, Pakistani, Hindistani, Germany.
Arabasına beyaz bayrağını asarak barış için yürüdüğünü belirten adam Muhammed, "Hepimiz kardeşiz, Müslümanlar olarak barış istiyorum. Bu yüzden yürüyerek Mekke'ye varacağım." diye konuştu. Adam Muhammed'i İngilizce bilen bir köylü vatandaş tercümanlık yaparak muhtarla sohbet etmesini sağladı. "Şu bayrağı buraya asmayın, beyaz bayrağı diyor. Bunu barış diyor, özgürlük için diyor, tamam. Barış için diyor ve diyor saygı için diyor. Tüm Müslümanlar kardeştir diyor, bunu göstermek için ben çıkıyorlar." Evet. Efendim, Eskişehir'de Sevgililer Günü öncesi yapılan son çiçek mezatında yoğun katılımla birlikte kıyasıya rekabet yaşandı. Ellerindeki eksik ürünleri tamamlamak isteyen çiçekçi esnafı işi gücü bırakıp mezata koştu. Sevgililer Günü öncesi mezatta kıyasıya yarıştılar. Görüntüler Eskişehir'den. Birazcık zor. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı gün kala çiçekçilerde hazırlık telaşı had safhaya çıktı. Son çiçek mezatına yoğun katılım oldu. Yaşanan kıyasaya rekabet fiyatlara yansıdı. Çevrelilerden de Eskişehir'e gelerek mezata katılan çiçekçiler istedikleri ürünü alabilmek için kıyasaya yarış verdi. Baksan Sanayi sitesinde yapılan mezat yoğun katılımla karşılaşınca fiyatlar da yükseldi. Esnemeden leketlerdeymişler var. Son gidiyor. Meslektaşlarından önce istediği ürüne ulaşmak isteyenler yüksek fiyatları kabul etmek zorunda kaldı. Hal böyle olunca da tüketicinin bir önceki basamağı olan esnaf için maliyet artmış oldu. Bugün büyük yoğunlukla çiçeklerimizi müşterimize sunacağız ve pazartesi Sevgililer Günü'nde de tüketiciler çiçeklerine ulaşacaklar. Sistem şöyle, çiçeklerimiz sabah geliyor. Müşterilerimiz yerlerini alıyor, bir platformumuz var. Oturarak bir fiyat belirleniyor ve fiyata talep olursa fiyat yükseliyor, olmazsa düşüyor. O şekilde satış tamamlanıyor. Sene fiyatlar çok yüksek. İnşallah yani bir an önce bu sürecin bitmesini istiyoruz. Çünkü hani fiyatların yüksek olması bizim için de çok büyük dezavantaj. Hani pahalıya aldığımız için zaten pahalıya satmamız gerekiyor. Tabii müşteri de bunu alım gücü artık şu anda yetersiz kalıyor. Değerli izleyenler, Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı beldesi olan Erkmen'de bulunan gölet buz tuttu. Çevresi de karla kaplanan gölet, vatandaşların dinlence ve gezi alanı oldu. Afyonkarahisar ve çevresinde yaşanan kar yağışı ve soğuk hava bazı olumsuzlukları beraberinde getirse de görsel güzellikler de yarattı. Erkmen Göleti de bu güzelliklerden nasibini aldı. Soğuk hava dolayısıyla buz tutan gölet, çevresindeki karla beraber vatandaşların gezi ve piknik alanı oldu. Genç yaşlı vatandaşların büyük ilgi gösterdiği gölet çevresine kamp sandalyeleriyle gelen vatandaşlar, güneşli havada karın keyfini çıkardı. Bazı aileler çocuklarıyla doğa tırmanış etkinliği de gerçekleştirirken, buz tuttuğundan haberi olmayan bazı gençler de balık tutmaya geldi. Balık tutmaya geldik buraya ama geldiğimiz pek iyi olmadı. Arkadaşlarla birlikte geldik 3 kişi. Şansımız yokmuş. Gölet buz tutmuş. Göletin kış günlerinde iyi bir keyif alanı olduğunu belirten vatandaşlar, bölgeye sık sık geldiklerinden söz etti. Yazları da çok sıklıkla geliriz. Harika bir hava ve doğa. Evet. Mükemmel keyifli anlar yaşıyoruz. Çayımızı, poğaçamızı aldık. Hafta sonunu değerlendiriyoruz. Isparta'da elektrik telleri için tehlike oluşturan ağaçlar budandı. Kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapan Isparta Belediyesi ekipleri, bir yandan da bazı mahallelerde elektrik tellerine değen ağaçların budamasını yaptı. Uzayan ağaç dallarını kesen ekipler, enerji kesintisi olmaması için tellerin ve direklerin çevresini temizledi. Bazı sokaklarda yol kenarında biriken buz ve kar kütleleri de kamyonlara yüklenerek şehir dışına çıkartıldı. Müzik
Afyon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri dün Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etmişler ve doğum gününü birlikte kutlamışlardı. O ziyarete muhabirimiz Aslı Çiçek ve Vali Gökmen Çiçek'in soy isimlerinin benzerliği ve aralarında geçen diyalog damga vurdu. İşte o renkli anlar. Kimisinin psikolojisi bozuldu, kimisi de hayranlığını gizleyemedi. Doğduğundan beri kesmedin. Geçen çekimde de vardı da fark etmedim. Muhabir arkadaşımız Aslı Çiçek'in uzun saçları Afyon Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun Vali Gökmen Çiçek ziyaretinde gündem oldu. Psikolojim bozuldu. O ne ya? Doğduğundan beri kesmedin. Geçen çekimde de vardı da fark etmedim. Vali Çiçek'le muhabirimiz Çiçek'in diyaloğu kameraya böyle yansırken asıl ilginç olan Vali Çiçek ve muhabirimiz Aslı Çiçek'in soy isimlerinin de aynı olmasıydı. Bu arada benim soyadım da Çiçek. Öyle mi? Aslı. 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 Kaç yaşındasın Aslı? 20. 21'e gireceğim. 21. İyi kardeşim falan dersin ya Vali. Bu güzel karelerden önce ise albikere.com logolu Evciler Çikolatası'ndan yapılmış pasta ile sürpriz yapan Cemiyet Yönetim Kurulu, Vali Çiçek'le birlikte pasta kesti. Kanal Çek ekranlarından ana haber bülteniyle karşınızda olduk değerli izleyenler. Yarın akşam yine aynı saatte görüşmek umuduyla iyi akşamlar. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 25. hafta karşılaşmaları bugün oynanan maçlarla başladı. Yarın da 7 müsabakanın oynanacağı Kırmızı Grup'ta Afyonkarahisar'ı temsil eden Afşat Afyonspor, deplasmanda İnegöl Spor'la karşılaşacak. Hem şampiyonluk hem de play-off'a kalma mücadelesinin iyice kızıştığı Kırmızı Grup'ta haftaya 40 puan ve gol averajıyla lider giren Sakaryaspor, yarın deplasmanda Lig 5.'si Soma Spor'la mücadele edecek. Liderle aynı puana sahip olan ancak averajla ikinci sırada yer alan 1461 Trabzon Futbol Kulübü ise kendi saha ve seyircisi önünde Diyarbakır Spor AŞ karşısına çıkacak. Son haftalarda kaybettiği puanlarla 9. sıraya gerileyen ancak playoff hattındaki takımlarla arasında çok az puan farkı bulunan Afşat Afyonspor'da yarın İnegöl ilçe stadında İnegöl Spor'un konuğu olacak. İnegöl Spor, sezon başından bu yana oynadığı 23 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. Haftaya 28 puanla 14. sırada giren İnegöl Spor'un rakibi Afşat Afyonspor ise kötü gidişe son verip yeniden playoff hattında yer almayı hedefliyor. Hafta arasında deplasmanda Silahlıoğlu Vanspor'la oynadığı erteleme maçının ardından yarınki karşılaşmaya kilitlenen mor beyazlı futbolcular hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladılar. İNEGE Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta karşılaşmaları. Bugün İstanbul'da oynanan Darüşşafaka Heydeyi Sigorta Afyon Belediyespor maçıyla başladı.
Geçtiğimiz hafta Yukatel Merkez Efendi Belediyesi ile oynadığı maçı kazanarak büyük moral bulan Heydey Sigorta Afyon Belediyespor bugün İstanbul Ayhan Şahin Spor Salonu'nda lig üçüncüsü Darüşşafaka ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen bir mücadeleye sahne olan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-21 önde kapatan ev sahibi takım Darüşşafaka, spor üstünlüğünü ikinci çeyrekte de sürdürerek devre arasına 48-39 galip girdi. Heydey Sigorta Afyon Belediyespor 3. çeyrekte başa baş bir mücadele sergilemesine rağmen bu periyodu 62-56 yenik kapattı. Müsabakanın son çeyreği ise büyük bir çekişme içerisinde geçti. Son 2 dakika 20 saniyesine girilen Afyon ekibi skoru 71-69 yaparak farkı 2 sayıya düşürdü. Ancak Troy Vandal'ın üçlük atışıyla ev sahibi takım yeniden 5 sayı öne geçti. Afyon'dan Marco'nun faul atışından kazandırdığı 2 sayıyla son 1 dakika 55 saniyede durum 74-71 oldu. Afyon'un 2 sayılık faul atışına Darüşşafaka'dan Nathan üçlükle karşılık verince ev sahibi takım skoru 77-71 yaptı ve biraz olsun rahatladı. Maçın bitmesine 1 dakika 18 saniye kala Afyon Belediyespor farkı yeniden 4 sayıya düşürmesine rağmen son saniyeleri iyi değerlendiren Darüşşafaka sahadan 79-73 galip ayrıldı. Aksa Sigorta Efeler Ligi'nin 19. hafta maçında Tokat Belediye Plevne ile Afşar Maden Suyu Afyon Belediye Yuntaş karşılaştı. Tokat Ali Yücel Spor Salonu'nda oynanan maçı Tuncer Kandemir, Hüseyin Kamber ikilisi yönetti. İlk sete iyi başlayan ev sahibi takım Tokat Belediyesi Plevne, art arda bulunduğu sayılarla rakibinin gardını düşürdü ve seti 25-18 kazandı. Maçın ikinci setine ise her iki takım da kontrollü başladı ve başa baş bir oyun sergiledi. Konuk ekip seti kazanıp durumu eşitlemek ve ev sahibi ise maçı kazanıp bir adım daha atmak için gayret etti. İkinci sette de ev sahibi takım 25-18 üstünlüğü oluştu ve maçta durum 2-0 oldu. Üçüncü sete ise ev sahibi takım Tokat Belediyesi Plevne etkili başladı. İlk sayıları alan ev sahibi olurken Afşar Maden Suyu Afyon Belediye Yuntaş dengeyi sağlayarak durumu önce eşitledi. Daha sonra öne geçmeyi başardı. Setin geri kalan bölümünde de her iki takım da maçı bırakmadı ve konuk ekip Mor Beyazlılar seti 25-22 alarak setlerde durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sette ise ev sahibi takım işi şansa bırakmamak için hızlı başladı. Bir ara farkı 8'e kadar çıkaran Tokat Belediye Plevne seti 25-15 maçı da 3-1 kazandı. Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 1. Grup Lideri Belediye Bolvadin Termal Spor yarın kendi sağ ve seyircisi önünde Kınık Belediyespor'la karşılaşacak. Bal'da bugün ve yarın 11. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. 9. Bölge 1. Grupta haftaya 24 puanla namağlup lider giren Belediye Bolvadin Termal Spor, Bolvadin ilçe stadında lig 6.sı Kınık Belediyespor'a ev sahipliği yapacak. Saat 14'te başlayacak karşılaşmayı Ahmet Aydın, Ayhan Uğurlu, Samet Uslu hakem üçlüsü yönetecek. Grupta haftanın en önemli maçlarından birisi Tire Mustafa Kemal Paşa Stadı'nda haftaya 20 puanla ikinci sırada giren Tire 2021 Futbol Kulübü ile 19 puanla üçüncü sırada yer alan Toros Gücü arasında oynanacak. Afyonkarahisar'ın Bal'daki diğer temsilcilerinden İstihsar Spor kendi sahasında Yunus Emre Belediyespor'a ev sahipliği yaparken Sandıklı Spor ise haftayı Hacı Rahmanlı deplasmanında geçirecek. Afyonkarahisar takımlarının mücadele verdiği Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 1. Grupta yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle. Belediye Bolvadin Termal, Kınık Belediye, İstihsar Spor, Yunus Emre Belediyespor, Hacı Rahmanlı Spor, Sandıklı Spor, Bornova Futbol, Ahmetli Belediyespor, Tire 2021 Futbol Kulübü, Toros Gücü. Macaristan'da düzenlenen 66. Boks Kai Itzvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda milli boksör Şennur Demiraltın, olimpiyat şampiyonu milli boksör Buse Naz Sürmeneli ise gümüş madalya kazandı.
Evet hocam, başardık. Olimpiyat madalyasını aldık. Macaristan'ın Debrecen kentinde düzenlenen organizasyonda 81 kiloda mücadele eden Şennur Demir, final karşılaşmasında Macaristanlı rakibi Reka Hoffman'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Buysenaz Sürmeneli ise 70 kilo final müsabakasında karşılaştığı Brezilyalı rakibi Barbara Santos'a yenilerek gümüş madalyada kaldı. Mutlu ve gururluyum. Teşekkür ederim. Anadolu Efes erkek basketbol takımı THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a son saniye üçlüğüyle 87-85 yenildi. Yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 24. karşılaşmada 12. mağlubiyetini yaşadı. Sahadan son saniye üçlüğüyle mağlup ayrılan Anadolu Efes'te maç sonrası büyük üzüntü yaşandı. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.